Türkiye'nin ilk canlı sosyal medya televizyonu Net Online TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Objektif Bakış özel programına hoş geldiniz. Programımızı bu akşam Kültür ve Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nden gerçekleştiriyoruz. Konuğumuz Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sayın Sedat Kirt. Efendim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Biz sizi, siz aynı zamanda turist rehberisiniz ve basından da basında da bir süre görev yaptınız efendim. Evet. Bu yönünüze de biliyoruz biz. Evet, bugünlerde Marmaris'te en popüler faaliyetlerden bir tanesi bisiklet sporu. Görüldüğü gibi. Evet, evet, sizde bir farkındalık yaratmak açısından bugün programımıza bisikletle geldiniz. Keza artık işe de bisikletle gitmeye başladınız. Bu anlamda bisiklete binen bir kişi olarak bisiklet keyfini sizden öğrenmek isteriz. Neler söylemek istersiniz? Ben Marmaris'te yaşadığımı hissettim. Bizim yoğun biliyorsunuz iş programımız. Evet. Ve uzun yıllar hep araç kullanarak oradan oraya oradan oraya koşturuyorduk. Toplantıdan toplantıya misafirlerle. Ne zamanki bisiklet yolları projesi başladı, hayata geçti. Evet. Biz dedik ki öncelikle biz bineceğiz. Çalışan kesim de binecek. Buna yalnızca hobi amaçlı binilmeyecek. Zaten onu yapan kitle sahil tarafında yapıyor. Ama biz ulaşım amaçlı kullanalım. Bu şehir artık motorlu araçları kaldırmıyor. Gerçekten de bisiklete bindikten sonra, binmeyenler için söylüyorum bunu, Marmaris bir başka güzel görünüyor. Farklı, bambaşka bir şehir olarak görüyorsunuz. Bir kere çağdaş bir yaşam içerisinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Bunun kadar mutluluk veren bir şey yok. Evet. Ben çocuklarım adına da çok mutluyum. Okula gidip gelen o ilkokul öğrencilerini bisikletle gördükçe anlatılmaz bir mutluluk yaşıyorum. Anneler bebeklerini arkaya oturtuyor. Müthiş bir şey. Ben özellikle bu akşam hani program gereği de tabii takım elbise, kravat giyiyoruz ama bakın bununla hiç gocunmayacak çalışanlar, bankacı arkadaşlar, kaymakamlık çalışanları rahatlıkla geliniyor. Hatta bunun kışlık hali var. Onu da inşallah kışın kullanarak göstereceğiz. Üstüne portatif rahatlıkla giyiniyorsunuz. Takım elbisenize hiçbir şey olmadan evet, bisikletinizi kullanıyorsunuz. Evet efendim, Marmaris Belediyesi'nde sizi örnek alan personel de yavaş yavaş bisikletle işe gelmeye başladı. Evet. Bu şekilde bir farkındalık yaratmış oldunuz. Tabii başkan yardımcımız İsmet Kamil Öner'le birlikte biz herhalde başı çekiyoruz bu işte. Sağ olsun personelimiz de son derece duyarlı. Zaman içerisinde daha da artacak bu. Şu anda personelimizin belki çok küçük bir kısmı ama her geçen gün ekleniyor, artıyor. Zaman içerisinde daha da fazla personelimiz, bayan personellerimiz kullanıyor. İşine bisikletle gidip gelen çok sayıda bayan personelimiz de var. Evet. Yani bu Avrupa'da, dünyada çok yaygın ama biz yeni tanıştık. Ama iddia ediyoruz biz bir yıl içinde Marmaris Türkiye'nin bisiklet başkenti olarak kabul görecek. Marmaris'i de yaşamının bir parçası olarak bisiklete alışacak, bu keyfi yaşayan bırakamaz. Evet, 5 yıl önce Marmaris Belediyesi öncülük etti. Bir bisiklet yolu projesi başladı. Evet. Ve bugün artık Marmaris'in bütün sokakları, mahalleleri bisiklet yoluyla donatıldı. Bu anlamda gerçekten Marmaris'in çehresi de değişti. Bisiklet yolu projesini ben geniş şekilde izleyicilerimize anlatmanızı istiyorum efendim. Nasıl tabii başladı ki proje, ne durumda? Tabii ki 5 yıl önce dediğiniz gibi aslında 5 yılın biraz daha öncesi var. Evet. Biz çok kafa yorduk buna. Yani bu gelişi güzel. Bir günde, iki günde ortaya çıkan böyle yaptık, oldu, alışsın insanlar denilecek bir proje değil. Bu Türkiye'de örnek gösterilen bir proje şu haliyle, daha tanıtımına geçmedik. 19 Mayıs sonrası ulusal basın geliyor. Evet. Sırf Marmaris bisiklet yollarını örnek göstermek üzere bunu yaşayacağız hep birlikte. Evet. Şimdi biz ilk olarak dedik ki şehir merkezine bunu pat diye koyarsak insanlar bunu algılamakta da kullanmakta da zorluk çekecektir. Biz önce vatandaşımıza bunun turizm yönünü anlatalım. Sonuçta bir turizm merkeziyiz. Turizmden para kazanıyoruz. Ve yıllardır tartışılan ne var Ural Bey biliyorsunuz? Alternatif turizm niye yapmıyoruz? Evet. Niye hep benzer rakiplerimizle, Bodrum'la, Fethiye'yle, efendime söyleyeyim Çeşme'yle, deniz, kum, güneş tatili için çalışıyoruz? Bu rekabet zaten fiyatları da aşağı çektiği için. Çünkü rekabet olan yerde ya da arz fazlası olan yerde fiyatlar düşer. Bizde arz fazlası var. Deniz, kum, güneş. Yalnızca Türkiye'de değil, bütün Akdeniz sahillerinde var. Onun için de müşteri pazarlık yapıyor çok uygun fiyata. Ama bisiklet yolları olan turizm merkezi, evet Avrupa'da var ama ülkemizde maalesef yok. Evet. Bu üzücü bir durum. Biz bunu Eurovelo diye bir ağ vardır Avrupa'da. Bu ağın sınırları gelir gelir bizim sınırlara kadar orada biter. Bu Eurovelo ağı nedir?
Avrupalı bir bisiklet seven turist eğer tatilini bisikletle yapıyorsa bu ağı takip eder. Bunlar standart bir ağdır. Yüksek güvenirlikli yollar demektir. Bu haritaya bağlı kalır. Maalesef Türkiye o haritada yok. Evet. Biz dedik ki ilk 2011-12 yıllarında biz bu kapıyı, Türkiye'ye olan kapıyı Marmaris'ten açalım dedik. Ve işte girdik, Kalkınma Ajansı ile ortak bir proje geliştirdik. Ve çok önemli bir çalışma yaptık ki bu çalışmanın Avrupa'da da örneği yok. Biz İsviçre'den gazeteciler getirttik hatırlarsanız, evet. Bloggerlar, köşe yazarları. İsviçre'den geldiler, test ettiler. Bu kırsal bölgelerdeki 800 kilometre toplam bir yoldan bahsediyoruz. Bu tabii görmeyenler yanlış anlamasın orada. O yollar bildiğiniz orman yolları veya köyler arası yollar. Ama bu yollarda ne isteniyor? Sizden özel mavi şeritli yol istenmiyor orada. Tam tersi doğayı olduğu gibi kullanacaksınız. Orada işaretlendirme istiyor. Biz bu 800 kilometre üzerinde yüzlerce tabela ama akıllı tabela yaptık. QR kodu bulunan. Hatta bir ara basınımıza maalesef kötü bir şekilde haber oldu. Avcılar onu av tahtası hedef gibi kullandılar. Hedef şimdi. Bunlar bir süreçtir. Bir kültür meselesi bu. Alışacağız buna, öğreneceğiz, daha iyilerini yapacağız. Şimdi o yolları başarıyla uyguladık biz. Evet. Bununla ilgili tanıtım, haritası, kiti, rehber kitabı, tanıtım filmi. İsviçreliler dedi ki, biz şimdi burada onları ağırladık, sonra onlar davet etti. Züri müşavirliğimiz. Orada bize tüm acenteler ve diğer basın önünde buraya gelen gazeteciler sunum yaptı. Evet. Ne kadar memnun kaldıklarını, etkilendiklerini anlattılar. Ben isterdim ki tabii biz de basını yanımızda maalesef götüremedik. Götürüp o görüntüleri kaydedip burada izlettirmek isterdik. Ama anlatayım ben size. Buyurun. Şu ifade herhalde özetidir. İsviçre bisikleti çok kullanan bir ülke. Kendi insanı da kullanıyor. Dışarıdan oraya bisikletli tatile gelenler de çok var. Doğa harikası bir ülke. Şunu dedi sunumu yapan gazeteci arkadaş. Evet. Biz dedi İsviçre Milli Parkı'nda hangi duyguyu yaşıyorsak bisikletle bunun daha azı yok Marmaris'te dedi. Daha fazlası olabilir. Marmaris bisiklet rotaları, kırsal kesimi kastediyor. Evet. Herkesin görmesi gereken, gönül rahatlığıyla tatil yapılabilecek bir güzergah olmuş dedi. O bizi o kadar gururlandırdı ki, Sayın Başkanımız Ali Acar da vardı o toplantıda. O bize daha da bir heyecan verdi. Biz o zaman dedik, evet biz bunu kabul ettiriyoruz Avrupa'ya. Ki 2 yıl üst üste İsviçre'de, Hollanda'da özel sunumlar yaptık. Sağ olsun büyükelçilerimiz geldi, izledi fuar alanlarında, bisiklet fuarlarında özel alan tahsis edildi. Orada birebir sözlü olarak sunumlar yapıp soruları cevaplandırdık. Bunu yoluna koyduk sayılır. Ama evet, tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu kriz durumu, gerginlikler falan derken bu sene maalesef bu fuarlara yeterince gidemedik. Tanıtım yapamadık. Çünkü orada harcanan para da kamuoyunu, halkın parası. Yani bu ortamda bizim yapacağımız çok bir şey değiştirmeyecek. Ama ne zamanki ülkemiz düzlüğe çıkacak inanıyoruz. Bu ilişkiler düzelecek. O zaman tekrar kaldığımız yerden daha da güçlü devam edeceğiz. İşte bunu yoluna koyduktan sonra biz Sayın Başkanımız dedi ki biz artık bunu halkımıza da kullandıracağız. Her geçen gün artan motorlu araç sayısını ben bugün paylaşmaya çalıştım. Türkiye'nin motorlu araç artış hızı senede %18 TÜİK verilerine göre. Şimdi bu anormal bir rakam. Evet. Yani buna neler giriyor? Her türlü kamyon, kamyonet, otomobil, motosiklet %18. Yani bugün Marmaris'te 100 bin tane motorlu araç varsa seneye 118 bin olacak. Evet efendim. Ondan sonraki sene 2019'da yaklaşık 140 bin olacak. Ondan sonraki sene onun %18'ini hesaplayıp katlanarak. Şimdi buna hiç kimse dayanamaz. Ki dayanamıyoruz. Yani Bodrum dayanamaz. Araç kuyruklarından muzdarip insanlar. Saatlerce havaalanından Bodrum merkeze giremeyen insanlar var yazın. Fethiye benzer bir durum yaşıyor. Şehir merkezleri her yerde kilitleniyor. Peki bunun çözümü yok mu? Var tabii ki. İşte alternatif ulaşım yolları. İnsanlara evet, alternatifleri sunacaksınız. Hiç kimseyi bir tek binek araç kullanmaya mahkum bırakmayacaksınız. Motosiklet kullanmaya mahkum bırakmayacaksınız. Bizim belediye yönetimimiz sağ olsun tüm meclis üyeleri, başkan yardımcıları başkanımıza bu konuda sonsuz destek veriyorlar. Ve alttaki teknik ekip de elinden gelenin en iyisini yapıyor.
Kendi kafamıza göre yapmıyoruz, bir kere onu söyleyelim. Evet, arada o eleştiriler var. Yani bu yolu işte niye şöyle yaptınız, niye mavi oldu, niye demir kullanıldı gibi. Bunların hepsi ülkemizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliklerde belirttiği standartlara göre yapılıyor. Gönülleri rahat olsun herkesin. Gelen uzmanlar da bize diyor ki uygulama olarak bir kentin merkezinde en işlevsel, kullanım yoğunluğu en yüksek olan yer şu anda Marmaris. Bakın süre ne kadar? Daha biz resmi açılışı bile yapmadık ikinci evet. etabın. Buna rağmen bunu söyletiyoruz, söylüyor uzmanlar. Şimdi inşallah 19 Mayıs'ta saat 17'de buradan da tüm halkımıza davette bulunalım. Bisiklet kullanmayı bilmeyen de gelsin. Bisiklete dokunsun. Bakın Hollanda bisiklet fuarında öyle görüntüler gördük ki 60-70 yaşında insanlar geliyor. Bisiklete dokunarak, hissederek bisikleti seçiyorlar. Bu bir duygu iletişim meselesi. Evet. Ve ben inanıyorum ki bize 19 Mayıs'ta katılan o coşkuyu görenler, güzel gösterilerimiz, sürprizlerimiz de olacak. Sonuçta Gençlik Bayramımız, Büyük Atatürk'ün evet. bize armağan ettiği o coşkuyla bisiklet yolumuzun açıcında hep beraber yapacağız. Bizim yaptığımız yollar gerçekten Türkiye'de üst düzey bisiklet yolları. Avrupa'dan da bu yönde takdirler ufak ufak gelmeye başladı. Zaten baktığınızda gün içinde çok yoğun kullanıldığını göreceksiniz. Ufak tefek yanlış anlaşılmalar, yanlış bilgilenmeler, farklı algılar oluşuyor. Bunları aşacağız. Evet, anlatmaya çalışıyoruz. Hiç kızmadan etmeden. Bizim amacımız, şunu da söyleyeyim Vural Bey. Herkes diyor ki en çok sorulan sorular. Bugün 10 maddelikte bir açıklama yaptık. Evet. Biz yarın basında yer alacaktık. Belediyenin mutlaka. Sosyal medya sayfasından. Evet, doğru. Şunu diyorlar. Neden sahil tarafına yapmadınız da trafiği sıkıştırdınız? Evet, bu en çok eleştirilen konulardan. En çok bu geliyor değil mi? Size evet. de geliyordur. Şimdi biz eğer hobi amaçlı yapmış olsak ki o yolları biz orman alanları içinde yaptık. O mis evet. gibi çam ormanları içinde oksijen çekin içinize diye oralarda yaptık. Biz bunu o amaçla yapmış olsaydık onun devamı olarak evet doğru zaten içmelerden bisikletine binen Marmaris merkeze kadar kaldırımdan, yürüyüş yolundan geliyor. Evet sahil yolundan diyorsunuz. Evet. Onun yanına ek bir yol ya da orada bir çizgi çekilerek falan o yolu daraltmış olacaktık. Sakıncalarını şimdi saymayayım birazdan anarım ama evet. orada onu yapmanın. En başta bu hobi amaçlı olacaktı, ulaşım amaçlı olmayacaktı. Kısmen olacaktı evet. ya da bir tek uzun yalıya gitmek isteyen. Tamam. Ama peki şehir içinde işi olan, okuluna gitmek isteyen çocuklar, trafiğin içmeler, yolunda azalması tabii gerekiyor. Yani turbanın orada oturan bir çocuğumuz binecek kaldırımdan güvenli şekilde evet sahil şeridinden geldi. Belediyenin oradan okuluna doğru geçmek istiyor. Trafiğin ortasında bıraktınız. Hiçbir işe yaramaz. Biz bunu yapmadık. Biz dedik ki bu sağlıklı yaşam bisiklet yolu. Evet. Çünkü bisiklet kullanmak zaten sağlık demek. Bir de bunu ulaşım amaçlı yaptık biz. İşte size ikisini birleştiren bir proje çıktı. O yüzden tüm Marmaris'ler ben bunu kabul buyuracaklarına, kabul edeceklerine gönülden bir yıl içinde hedefimiz, gönülden herkesin bu işe sahip çıkması. Bir yıl sonra da bir sürprizimiz var Marmaris'e. Bunu değerli başkanımız Ali Acar 19 Mayıs'ta açıklayacaktır. Bu bir tek Marmaris'e değil tüm Türkiye'ye bir hediye olacak aslında. İnanıyorum o da Marmaris'i çok daha yukarı seviyelere taşıyacak. Evet. Başka size gelen eleştiri varsa bisiklet yollarıyla bisiklet hani yolları caddeyi ilgili. Daralttınız diyorlar ama hatırlarsınız bisiklet yolundan önce o caddede mavi şeridin olduğu yerde ne vardı Vural Bey? Otopark vardı. Otopark mi? Vardı. Şimdi bakın otoparkta ki güvenlik riski çok daha fazlaydı. Niye biliyor musunuz? Otoparka park etti. Sürücünün çıkış yeri neresi? Caddenin içi değil mi? Evet. Kapıyı açtığında arkadan gelen araç ki bunları duyduk yaşandı bu kazalar. Evet. Çocuk arkadan arka kapıyı açıp inen çocuk. Çünkü kaldırıma sıfır park ediyorlar. Oradan çıkış imkanı yok. Bu güvenlik riski inanın bisikletin orada güvensiz olduğunu söyleyen bazıları oluyor. Bisikletten 100 kat, 1000 kat daha riskliydi orada otoparkın bulunması. Evet. Yani demek istediğimiz o caddeyi biz daraltmadık. Tam tersi çok daha kullanışlı hale getirdik. Daha güvenli hale getirdik. Evet. Ya eleştirilere de bu şekilde cevap vermiş oldunuz. Evet. Evet, ama ben ayrıntıyı isteyene yarın sizlerin sayesinde basınımızda da yer alacak. Belediyemizin web sayfasında, Facebook sayfasında
yayınladık da cevaplarımızı. Soruları olan bize doğrudan yöneltmesini isteriz. Halk arasında bir alışkanlık var. Birbirlerinin dediğine inanıyorlar. Evet, onu yayıyorlar. Yoluyla, bu efendim. Çok üzücü bir şey. Dedikodu her şeyin, her türlü belanın kapısını açan bir iş. Biz belediyede yapısal olarak da bu işe son vermek için personelimize sık sık deriz. Vatandaşa polemiğe de girmeyin ama dedikodudan iyice uzak durun diye başkanımızın talimatı var. Biz inanın Marmaris'te de bu yönde gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Evet, efendim, dolayısıyla olumlu eleştiriler de belediyeyi daha da çok azimlendirecektir. Evet. Ama dediğiniz gibi olumsuz dedikodular gerçekten oradaki projeyi de baltalamış oluyor. Şehrimizi baltalıyor. Şehrimi baltalıyor. Yani Marmaris'i baltalıyor. Dünyanın kurumsal bir zarar tabii görüyor ama kendi kendimize Marmaris bu işi beceremez diyen neredeyse arkadaşlar var yani sosyal medyada. Bu kadar zor mu? Bizim insanımız bu kadar bilinçsiz mi? Bisikletin doğa dostu olduğunu, güvenli bir ulaşım aracı olduğunu, çocukların sağlıklı gelişimine katkıda olduğunu göremeyecek kadar bilinçsiz bir toplum olduğumuza ben şahsen inanmıyorum. Ama özellikle Marmaris halkı çok duyarlı. Tersini savunanlar var. Bu trafikte bu nasıl olacak? Ya Zürih'te, Hollanda, Amsterdam'da biz kenarda yapmışız ya. Trafik yoğun içinde ve şeritler halinde. Hiçbir koruma yok. Onun içinde gidiyorlar. Tam caddenin ortasında bisiklet yolu. Evet. Yeter ki saygı olsun trafikte. Zaten bizim bir inancımız daha var. Eğer biz çağdaş bir ülke olacaksak birinci şartı bana göre trafik kurallarını doğru uygulamaktır. Bunu benim daha 4 yaşındaki kızım bile biliyor. Kırmızıda geçilmez baba diyor. Arka koltukta oturur çocuklar diyor. Hız yapılmaz diyor ama bunu bazı büyükler bilmiyor maalesef. Dolayısıyla trafik kurallarını biz doğru uygularsak uygar medeniyetler saygılı diyor. Olursak birbirimize ilk şart, en önemli şartı çağdaş ülke olmanın yerine getirmiş olacağız. Evet, Marmaris efendim. Öyle bir yer olacak. Bundan biz eminiz ki bu projeyi uygulamaya koyduk. Evet efendim, dolayısıyla gerçekten Marmaris Belediyesi Marmaris'i bir spor kenti, bir doğru. sanat kültür merkezi yapma yolunda dev projelerle Marmaris halkına sunuyor. Dolayısıyla bisiklet yolu, bundan sonra Marmaris artık doğa, güneş ve denizle anılmayacak, bisiklet yoluyla anılacak diyorum ben. Dahası var tabii. Tabii bisikletin elbette. Dışında. İsterseniz sizin programda ilk kez açıklayalım. Aslında bunu kısmen açıkladık ama sizin programın çok izlenilir olmasından dolayı daha geniş çaplı kitleye duyuralım. Biz son birkaç yıldır yine bisiklet sağlıklı yaşam üst başlığının bir parçası. Sağlıklı yaşam kenti Marmaris'i yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun içinde bisiklete binmek var, maratona katılmak var, triatlona katılmak var, efendim su sporları var. Var. Birçok evet, şey var. Onlara da ileride biraz daha farklı değinebiliriz. Biz bunu turizm amaçlı nasıl tanıtıyoruz? Yurt dışında bu çalışmayı başlattık. Önümüzdeki sezona tanıtım çalışmamız hazır olacak. Aktif Tatil Merkezi Marmaris. Ne demek bu? Bakın bu çok önemli bir kavram. Türkiye'de bilinmiyor. Avrupa'da da 3-5 turizm merkezi bu kavramı kullanılıyor. Evet. Son birkaç yıldır. Çok yeni sayılır. Bir kere aktif tatil merkezi, şu bıktığımız, yıllardır anlatmaktan yorulan, esnafın da çok kızdı, her şey dahil sistemin ilacı. Ne diyoruz biz? Biz Marmaris'e gelip de her şey dahil otellerde gün boyu yatan turist istemiyoruz diyoruz bu yapacağımız çalışmayla. Marmaris öyle bir yer ki tatilinizi hem hareket ederek, hem keyif alarak, hem öğrenerek, hem de bu sağlıklı ortamda o oksijeni ciğerlerinize dolu dolu çekerek yaşayacağınız bir turizm merkezi. Bunu bilen turistler var biliyor musunuz? Ve yıllar önce çok ilginç bir, bunu Marmaris'te herkesin kullanması lazım, bir bilgi geldi bana ve bunu hep anlatırım. Marmaris'in çok özel bir yanı var. Diğer turizm merkezlerine göre de çok yüksek derecede bu özelliğe sahip. Çevremizi saran Kızılçam ormanlarının ürettiği oksijen, evet. denizin iyotuyla birleştiğinde hücre yenilenmesini arttırıyor. Bunu tıbbi olarak bana anlattılar. Evet. Hücre yenilenmesi, yani vücudunuzdaki hasta hücreleri daha hızlı yenileyebiliyorsunuz. Özellikle Hisarönü Selimiye körfezleri, ki antik dönemde bunun izleri var oradaki tapınak vari sağlık merkezlerinde, tedaviye gelirlermiş. Hisar önünde tanıştığım kanser hastası insanlar gelip bunu bana anlattı. Doktorların umudu kesti. İnsanlar geliyor şu anda Hisar önünde.
ömürlerini 10-15 yıl uzatıyorlar. Bu hepimizin sahip çıkması gerektiği ve anlatmamız gereken bir iş. Biz bir tedavi merkeziyiz. Kendi evet. doğal bir tedavi merkeziyiz. Bu nimet her yerde yok. Dolayısıyla biz aktif tatil merkezi derken Marmaris'e bu özelliklerimizi ön plana çıkarıyoruz. Burada binin, bisiklete binin. İster şehir içinde binin, ister çam ormanların içinde binin. Efendim yüzün tabii ki bol bol, yani deniz, kum, güneşten vazgeçmiyoruz ama biz onun yanına çok daha ötesini koyuyoruz. Evet. Yürüyüş yapın, hiçbir şey olmaz. Bakın ben arabamı mecburen gün içinde sabah arabamla yola çıkıyorum evden. Nereye kadar? Mezarlığın oraya park ediyorum ben. Marmaris Şehir evet. Mezarı. Oradan yürüyorum belediyeye. Onun dışında belediyeden meydana, kent merkezine gitmek istediğimde veya zaman zaman diğer uzun yol tarafında ya yürüyorum veya işte yeni yeni bisiklete biniyorum. Evet. Aciliyetine göre. Zamanım varsa yürüyorum. Yürüyün diyoruz insanlara ya. Hiçbir şey yapmasanız bisiklete binmek zorunda değilsiniz. Yürüyün. Bu da bir ulaşım şekli evet. sonuçta. Hayatı aceleye getirmenin bir anlamı var mı Vural Bey? Yani yok, tabii ki. Hayat aceleye gelince, aceleyeden ecele gider diye de bir laf var. Ne olursunuz trafiğe bir bakın. Nasıl bir hız pişlik, merakı pişlik var, içindeyiz. Evet, özellikle insanlar. Üzülüyorum tabii, basından arkadaşlar da motosiklet kullanıyor. Bizim zabıtamız da kullanıyor. Kullanılıyor. Çoğu zaman ölümlü kazalara şahit oluyoruz. Ama bunun alternatifi olmadığı için çoğu zaman ölümlü. Yani biz hatırlarsınız birkaç sene önce bir kampanya yaptık billboardlara. Evet. Çocuğunuza hediyeniz onun ölüm hediyesi olmasın diye. Bu gerçek. Ne kadar gencimiz işte, evet. ben biliyorum. Sakat kalan Marmaris'te gençlerimiz var. Ülkede daha fazla da. Evet. Her yıl bir kaza yaşadım Mustafa Muğlalı Caddesi'nde. Normal düz gidiyorum belediyenin aracıyla birkaç yıl önce. İki tane liseli çocuk motosikletteler. Evet. Arkasına bakarak kullanıyor. Göz göre göre üstüme geldi. Yani yandan geliyordu. Yönünü şaşırdı. Direkt aracın camına yapıştı. Geldik. O sahne gözümün önünden silmez. Ama çok şükür ki bir şey olmadı. Çünkü ben yavaş kullanıyorum şeyin evet. içinde. Babasını aradım. Gelin dedim. Bırakmıyorum. Çocuk kaçmak istiyor. Çünkü ehliyeti de yok. Bir şey yok. Korkuyor. Evet. Benim derdim o değil. Ben hastaneye git filmini çektir diyorum. Babası da geldi. Aman şikayet etmeyin. Ya kardeşim ben şikayetçi olmayacağım. Çocuğunu al hastaneye götür. Beni boş ver diyorum. Hala bu şeyde. Demek istediğim, o motosikletten çocuklarımızı kurtaralım. Allah evet. korusun ya. Ateş düştüğü yeri yakar. Bunu yaşayan bilir. Dışarıdan bakınca işte gençler binsinler denilir. Ama şu trafikte binilir mi bu motosiklete? Evet. Her yönden zarar. Evet. Bunu da yapmak için bisiklete binmemiz gerekiyor. Evet. Yürüyüş yapmamız gerekiyor. Bu tür alternatifleri daha sık tabii. kullanmamız gerekiyor. Efendim ben aktif turizmi biz gazetecilerin sıklıkla ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda Antalya Turizm Merkezi, orada bile aktif turizmin uygulandığını böyle, ben... Böyle bir kavram yani, yok. Antalya her şey dahilim merkezi aslında. Evet. O lüks oteller. Biz onlarla boy ölçemeyiz. Yavaş yavaş turizme de girmiş olduk değil mi? Böyle evet. bisikletten. Bağlantılı sonuçta. Buyurun. Antalya'da evet muhteşem lüks oteller var. Girin içine bir hafta çıkmazsınız. Oradaki yemek çeşidi hiçbir yerde yok. Ama bakın ben fuarlara sık gidiyorum biliyorsunuz. Evet. Özellikle Londra fuarında her sene çok ciddi raporlar yayınlanır. Benim fuarlara gitme amacım bir tek standta işte bu broşürleri dağıtmak değil. Bu bir iş. Asıl iş orada çok önemli sektör temsilcileri, uzmanlar, bu işin araştırmacıları geliyor, raporlar yayınlıyor. Diyorlar ki, bakın bunu ne kadar gerçek olduğunu evet. kendiniz göreceksiniz. Bu 2009 ya da 2010 yılı raporuydu. Diyorlar ki artık üst gelir düzeyindeki grup her şey dahilden sıkıldı. Lüks otellerden sıkıldı. Bırakın her şey dahil. Yani bu Türkiye'de değil, İtalya'da, İspanya'da. Lüks otellerde dört duvar arasında bir haftasını geçirmek istemiyor. Ne istiyor? Doğayla baş başa kalmak istiyor. Bir, doğada aktif bir şeyler yapmak istiyor. Zaten oradan çıktı bizim. Evet. Doğada bisiklete binmek istiyor, yürüyüş. O kültürü tanımak istiyor. Mümkünse bir köy evine gidip, bu Almanya'da, Bulgaristan'da her yerde bizim için yazılan bir rapor değil. Bir köy evine gidip o köylüyle birlikte yemek yemek istiyor diyor. Bundan haz alıyor diyor. Özellikle bu beyaz yakalı dediğimiz işte üst düzey bürokratlar, çalışanlar nedir bunlar? Şehir hayatından zaten yeterince sıkılmışlar değil mi? Yani Londra'dan buraya gelen bir turisti evet. düşünün. Şehrin alası Londra, her şey var. Berlin öyle. Buraya niye geliyor? Dip dibi otellerde
Yani aynı karşı balkonda yatan turisti izlemeye gelmesin bu insan. Gelen var ama hani bunların işte bir değeri olmuyor. Evet. Lüks turizmde yer alan kitle artık doğa turizmine kayıyor. Bunun örneği neresi sizce bölgemizde? Tabii ki Marmaris. Selimiye. Selimiye, Bozburun. Hani Bayır, Orhaniye. Şimdi Selimiye'deki, Bozburun'daki çok basit bir örnek. Otellerin fiyatı Marmaris merkezdekilerin herhalde tahmin ediyorum 4-5 katıdır. Evet. Bir pansiyon oda, kahvaltı oda. İşte işin sırrı burada. Doğaya dönüş. Her şeyin doğalı caziptir. Biz de doğamızı ne kadar korursak burada, turizmimizi doğa, sürdürülebilir turizm üzerine kurarsak, inanın çok daha değerli bir turizm hareketi yerine getireceğiz. Yaşayan olarak bizler de mutlu olacağız. Yaptığımız işten keyif alacağız. Otelciler için diyorum bunu, acenteciler için. Ama gelen daha çok keyif alacak. Evet. Ve peşinden bir sürü insan gelecek. İşte İspanya'da Mallorca örneği vardır. Mallorca, ben dedi bisiklet turizmine başlıyorum. Yılda 2 milyon bisikletli turist Mallorca'yı ziyaret ediyor. Muğla'ya toplam gelen turist sayısı yılda 3 milyon. Mallorca bir ada. Ya. Yani Marmaris ölçeğinden biraz daha belki büyüktür. 2 milyon, belki artmıştır. Bu birkaç sene önceki rakamdı. Evet. Peki biz niye almayalım? Ve bisikletli turist ne kadar harcıyor? İşte önümde rapor var. Ben Hollanda'da bunları araştırdım. İnternette var bu. Evet. Yani açıp herkes bakabilir. Elde edebilir herkes. Evet. Bir Hollandalı turist Almanya'ya bisikletli tatile giderse haftada ortalama 2000 euro harcıyor. Yüksek. Peki bize, evet, bu otellere gelen turist kaça geliyor? Ortalama en iyisi 600 euro ya da dolar, evet, civarı. Hele hele bu sene daha da düştü o. Şimdi aradaki farka bakın. Biz niye kaçıralım bu fırsatı? Yani bisiklet ya da yürüyüş ya da dalış. Yani dalış da bakın, işte ticaret odamız bir tank batıracağını, evet, açıkladı. Evet, tartışanlar var bunu da. Hiç soru sormadan. Neden bir tank batırılıyor? Bu bir uygulama, bir yapay resif uygulaması bir yerde. Balık sualtı popülasyonunu da artırıyor. Hani ben doğalından yanayım dedim ya şimdi aslında. Marmaris'e özellik kaçacak. Keşke milli park sınırı, hep bu denizi her yere dokunamıyorsunuz. Deniz zaten belediyenin yetkisinde de değil. Onu da açıklayalım. Zaman zaman niye müdahale etmiyorsunuz diye bize sorular gelir. Maalesef ilçe belediyelerinde denize müdahale etme, hatta limanlarımızda, evet, bile artık karışamıyoruz. Bu yetki yok. Ben isterim ki Marmaris'te Türkiye'nin ilk su altı heykel parkını yapalım. Taş heykeller yapılsın. Muhteşem bir proje, evet. Uygun bir alanla milli parkların önerciye bırakılsın. Bu heykellerin alt bölümlerinde balık üremesi olsun, korunaklı alanlar. Ve insanlar inip o heykellerin fotoğraflarını çeksinler, fotoğraflasınlar, farklı bir şey görsünler. Herkesin yaptığını yapmayalım. Bunun örneği tabii dünyada bir iki noktada var. Meksika Körfezi'nde yapılmış bu. Şahane heykeller, evet, bunu da internetten takip ettim. Gönül bunları istiyor. Bu proje daha önce hiç gündeme gelmemişti. Hiç gelmedi. İlk defa çıkıyorsun. Ben sizde açıkladım. Müthiş bir bunu proje gerçekten. Umut ederim. Belediyemiz başı çeker. Milli parklar tabii ki yer gösterirse ve odalarımızla birlikte bu su altı hayata heykel... Hayata geçirebiliriz diyorsunuz. Tabii su altı heykel parkını hayata geçirelim. Doğal taş da yapılacak bir de. Denize, evet, hiçbir zarar yok. Yani mermerimiz var. Zararsız. Onu kullanalım. Onun dışında taş, heykeltıraşları çağıralım, yapsınlar ve törenle su altına indirelim bunları. Evet, daha sonra turistler gelsinler, evet, bunu görsünler. Bu bir açılım tabii, bu farklı bir iş. Evet efendim, dolayısıyla programımızın başında söylemiştik, siz bir aynı zamanda turist rehberisiniz, evet, ve turizmin hiç de uzak olmayan bir insansınız. Marmaris Belediyesi'nde de turizmle ilgili çok çalışmalarınız var, yurt dışı fuarlarına gidiyorsunuz. Malum 2016 turizm açısından gerçekten kara bir yıl olarak, evet, tarihe geçti. Keza 2017'de de satışlar o kadar çok yüksek değil. Daha iyi olmayacak, evet, bir kere orası kesin. Siz Avrupa açısından işte fuarlara katıldınız. Bir 2017 turizmini bir genel değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii. Ben ondan sonra detaylara geçeceğiz. Tabii, evet. 2017 daha iyi olmayacak. Yani 2016 yakalanılırsa rakamsal olarak ziyaretçi sayısı olabilir, tutabilir. Evet. Bu bizi yanıltmasın. Evet. Bize 3 milyon turist gelecek, 5 milyon rekor kurabiliriz. 5 milyon ama ödediği para ve çevremize verdiği zarara bakacağız bu insanların. Bunu şöyle açıklayacağım. İşte duyuyoruz, 12-15 dolardan gelen, evet, her şey dahil turistler var şu mevsimde. Bu maliyeti bile kurtarmaz. Biz evde eşimle konuşuyoruz. Yani evde oturacağımıza gidip otelde kalsak herhalde bu fiyatlarla daha, evet, ucuza yaşayacağız Marmaris'te.
Gerçekten böyle. Bu fiyatların yükselmesi lazım ama bu bizim otelcimizin de, acentecimizin de elinde olan bir şey değil maalesef. Evet. Bir kere her şey normal olsa bile Türkiye'de fiyatları etkileyen, dengeyi bozan çok önemli bir kaldıraç var. Antalya. Evet. Antalya'da 1 milyon üstünde yatak var ve hala teşvik var. Kriz olmasa eminim sıra sıra bir yüzlerce yataklı otel yapılıyor olur Antalya'ya. Kriz biraz durdurdu. Evet. Şimdi oradaki o lüks oteller zaten birbiriyle rekabette ve öyle fiyatlar veriyorlar ki bizim belki 3-4 yıldızlı ayarında fiyat veriyorlar. Evet. Şimdi orada fiyatı öyle uygulayınca ne Fethiye, ne Bodrum, ne Marmaris ben bu fiyattan vermem diyemiyor. Ne zamana kadar ki eğer siz aynı kulvarda koşuyorsanız, deminki o aktif evet. tatil merkezine geleceğim, bu fiyatı siz değiştiremezsiniz. Ama siz farkınızı ortaya koyarsanız... Rekabet edemezsiniz Antalya'yla diyorsunuz. Edemezsiniz. Yani deniz, kum, güneş orada da var sonuçta. Yemek, evet orada daha iyisi belki yapılıyordur o evet. lüks otellerdeki. Ama siz bir farkınızı koyarsanız bana bisikletli turist gelsin. Antalya'ya gidebilir mi? Gidemiyor. Ya da bana uçurtma sörfü yapan gelsin. Ve bunu aylara yayabiliriz. Bakın bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bisikletli turist size Temmuz Ağustos bedava verin gelmiyor. Evet. Biz Temmuz Ağustos'ta zaten dolu değil miyiz? Ne zaman istiyor? Mart, Nisan, Mayıs. Sonra geçelim Eylül sonları, Ekim, Kasım. Hani Aralık, Ocak aşırı yağış var burada. Evet. Belki o zaten gelmemeleri daha iyi. Biz daha ne isteyeceğiz? Yani bu bisiklet öyle bir nimet ki. Herkesin bu gözle bakmasını isterim. Hem sağlık yaşam hem de bu iş için. Şimdi Antalya fiyatları böyle bozduğu için dengeyi biz bu yıl inanın para kazanamayız. Esnafımız maalesef kazanamaz. Bir umut kimler gelecek ki geliyor. O da inişli çıkışlı. Bir gün hop diyoruz Ruslar o her şeyi serbest bıraktı. Geliyorlar ertesi gün Rusya diyor ki charter koymuyorum. Herkes şaşırıyor. Evet. Ukraynalılar gelecek. En uygun fiyata gelenlerin başında Ukraynalılar var. Orta Doğu'dan biraz gelecek. Orta Doğu'dan gelen var ama Orta Doğu'da işte bir önemli bir nokta var. Orta Doğu'lu turist daha önce de geliyordu Marmaris'e. %5-6 oranında Temmuz-Ağustos aylarında çok yüksek fiyatlar. Bunlar evet. boşluk dolduran türden bir bakış açısı vardı. Ve Orta Doğu'lu tur operatörleri kızıyordu bizim otelcilere. Şimdi bu sıkıntı yaşanınca, rezervasyonlar durunca evet. Orta Doğululara kapılar açıldı. Mart'ta hatırlarsanız 9 Mart'ta uçak indi İsrail'den. Ama İsrailli değil o. İsrail vatandaşı ama Filistin asıllı İsrailler. Evet. Ürdünler İsrail üzerinden geliyorlar. Şimdi çok düşük fiyata gelen bir kitle çıktı karşımıza. Ucuz etin yahnisi nasıl olur bunu biliriz. Evet. Şimdi devam bu fiyata olacağız. Gelenler de ne çevre duyarlılığı olan, ne etrafındaki insanlara saygısı olan, ne sürdürülebilir turizmi bilen, ne kültür arayan bir garip kitle oldu. Evet. Çok şikayet geldi. Otelcilerin direkt kendileri bize anlattı. Otel müdürleri, garsonlar ve otellerdeki müşteriler. Kimdi bunlar? Şikayet edenler. Yerli veya Avrupa'dan az da olsa sayıda gelen diğer turistler. Almanya'dan gelen dostlarımız, arkadaşlarımız. Yemek yiyemiyoruz diyorlar. Evet. Neden yiyemiyorlar? Biz insanları kötülemiyoruz. O yanlış anlaşılmasın. Arap kültüründe elle yemek var evet. değil mi? Bir kısmı o Temmuz Ağustos'ta gelen kitle bunu uygulamıyor. Onlar daha turizme alışık olduğu için çatalca. Ama ilk kez tatile gelenler var bunların arasında ve aynı geleneği sürdürüyor. Sulu yemeğin içinden etleri eliyle alıp tabağına koyan bir Arap turist, Orta Doğu turisti gören Avrupalı yemeği bırakıp evet. kaçıyor salondan. Şimdi bu çok daha büyük tehlike. Kriz bu yıl seneye aşılabilir. Ama eğer Avrupalıya biz burası artık Arap turistin cenneti oluyor ya da bu tür turistlerin Arap demeyelim de bu belki başka ülkelerden evet. de gelenlerin farklı davranışı vardır. Bu tür turistin merkezi oluyor dersek bu Avrupalı veya diğer bize para kazandıran kitle kaçar. Kendi insanımız da dahil bakın İstanbul'u, İzmir'li, Ankara'da dahil gelmemek üzere kaçar. Bu noktaya çok dikkat edeceğiz. Evet gelmesin mi? Otellerimiz boş kalacağını almayalım. Alalım ama lütfen buna bir çare. Bunu otelci bulacak. Acente tur operatörü mı? Bulacak. Evet. Belki yolculuk sırasında uçakta burada nasıl davranılması gerektiğini anlatacaklar. Bir tek yemekte değil ama dolmuşa biniyorlar.
dolmuşta bomboşken 3-4 kişi sanki ağzına kadar doluymuş gibi gürültü yaratıyor. Evet. Konuşma taze şekilde. Dört tekerlekli motosiklet kiralıyorlar. O çok büyük tehlike. Evet. Bunlar yalnız Orta Doğu değil, İngiltere'de yaşayan Pakistan'da Pakistanlılar çok yapıyorlar onu. Var. Geçenlerde bir 3 Arap turistin bir market esnafını darp ettiğini biz karakolda öğrenmiştik. Yaparlar. Bu kadar da aşırıya gidiyorlar. Aşırı. Yani biz İngiliz turistlerine alıştık sarhoş olunca ufak oluyor bu tür olaylar ama şimdi bir de Arap'ın hem bu davranış şekli hem yaşam tarzı Marmaris'in yapısına bana göre çok uymayacak gibi. Gelsin ama seçici olalım. Marmaris bu kadar herkesin rahat gelip tatil yapabileceği bir yer olmasın. Özel bir yer burası. Tabii ki. Ben de burada yaşamak için çok çalışıyorum. Çok emek. Çocuklarım iyi okusun, iyi yaşasın diye her şeyimize dikkat ediyoruz. Özen istiyor bu. Öyle oturduğumuz yerden bunu da yaparım, şunu da yerim, buraya da gider gelirim, denizi kirletirim de diyemeyiz biz burada. Evet, bu şekilde turist getirip Marmaris'i de daha kötü bir şekle sokmanın çok büyük tehlike. Bakın bu yalnızca burada değil, Bodrum'a da geliyor, Fethiye'de, Antalya'da belki. Hepsi için önemli bir tehlike. Yani bu dengeyi korumaları lazım. Evet. Orta Doğu'dan gelen veya İngiltere'den gelen o Pakistan asıllı veya da başka ülke asıllıların bu alıştığımız yaşam tarzını bozmasına izin vermememiz gerekiyor. Evet, dolayısıyla bir tehlikenin de sinyalini buradan veriyorsunuz Sedat Bey. Kesinlikle. Bakın örneği var. Kemer'de yıllar önce Almanlar, Hollandalılar, Avusturyalılar çok yoğun tatil yapardı. Evet. Ve iyi para bırakırlardı. Alanya Kemer. Evet, Alanya'da halen devam ederdi. Kemer'e Rus turistler girmeye başladı. Her şey dahil oteller. Evet. Ve Rus turistler de ilk zamanlarında o yemek alışkanlıkları bilenler bilir. Yani değişik bir onların da yemek tarzı var. Elle yemiyorlar ama evet. Biraz gürültülü, biraz ortalığı karıştırarak Almanlar kaçtı. Bugün Kemer yalnızca Rus'a teslim durumdadır. Ki Almanlar da kaliteli turisttir. Tabii canım. Yani. İşte dünyanın ekonomisi en sağlam ülkesi sonuçta Almanya. Evet. Yani pazarlık yapıp gelseler de ömür boyu, ömürlük size turist Almanlar. Bunlar kaybedilir mi? Evet. Dolayısıyla bunları Kemer kaçırdı, Rus'a dayandı. Rusya ile kriz oldu. Tek pazar olmak da riskli. Biz yıllardır diyoruz bir tek İngiliz'de yürümeyelim. Yerli turist. Yerli turistin önemini şöyle anlatayım size. Yurt dışına gittiğimizde yemek yiyorsunuz, otellerde kalıyorsunuz. Yarısı oranın kendi insanı, o ülkenin. Evet. Geriye kalan %50'lik bölüm restoranlara giren, esnaftan alışveriş yapan ekstra bonus gibi bir şey onlara turist. Öncelikle kendi insanınızı tutmayı bileceksiniz. Onlara sevdirirsek biz Marmaris'i, İzmirliler, İstanbullular, Denizli için biliyorsunuz. Evet. Hani zaman yetmeyecek, hepsini anlatamayacağım ama çok önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yanı başımızda bir sanayi kenti. Niye biz Denizli'den buraya insanları 2,5 saatlik, yalnızca yazın değil zaten, yıl boyu getirmiyoruz, hafta sonu gelsinler. Evet. Biz Denizli'de çeşitli paketler sunduk onlara ama biz kurumsal sunuyoruz. Bunu takip etmesi gereken otelcimiz, acentecimiz. Eşinizin doğum gününde Marmaris sürprizi yapın diyoruz. Balayınızda Marmaris'i tercih edin diyoruz. Hiçbir şey olmadı, işlerden sıkıldınız. Uzun hafta sonu tatil yapın. Perşembe akşamından esnafsanız ya da özel sektörde çalışıyorsanız izin alın. 3 günlüğüne gelin. Bir ruhunuzu dinlendirin, Denizli geri dönün diyoruz. Değil, evet, değil. Ve bu tuttu biliyor musunuz? Ben otelcilerden soruyorum. İstatistikler alıyoruz. Başkanımızla da paylaşıyoruz. %20-30 oranında artış var Denizli'den gelen turiste. Bu da iç turizme büyük bir katkı. Tabii. İşte biz sırtımızı önce kendi insanımıza dayayacağız. Bu ülkenin insanı. Marmaris'i önce onlara tanıtacağız. Geriye kalan odalarımızda tabii şu handikap var. 2 ay iç piyasada evet. Turizm. Ama bakın alternatifini söyledim. Hafta sonu tatilleri, bunu da biz Türkiye'ye yine dile getiren biziz. Dalaman Havalimanı böyle kampanyalar başlattı bizim önerimizden sonra. Emeklilere tatil de bunu alternatif. Long Weekend Marmaris. Emekli tatili de var. O biraz keşke Avrupalı emekli. Oysa bizim emeklimizin o gücü var mı? Evet, emin yok. Değilim ben. Yani keşke olsa da. Çok altta kalır keşke diyorsun. Olsa da gelse. Çünkü 1.000.000 lira, 1.000 lirayla geçinen emekli var. Yani. Evet. Keşke olsa. Evet efendim, bir genel turizme turizmi değerlendirdik. Biraz iç turizme girdik. Ben şu soruya da yanıt vermenizi istiyorum. Bir güvenlik algısı var Avrupa'da ve sosyal medya üzerinden kara bir propaganda yapılıyor Türkiye'ye. Evet. Siz Avrupa'da fuarlara da çok katılıyorsunuz. O algıyı aşabildik mi acaba? Aşamadık. Bu yıl aşamıyoruz onu. Niye? Biz öyle değiliz desek de sınırlarımızda süren çatışmalar var.
Maalesef bu olmasın da geçmişte patlayan bombalar var. Evet. Bu turizmin en birinci düşmanı maalesef güvenlik sorunudur. Tatile siz niye gidersiniz? Yani savaş muhabiri olsanız, muhabirlikte vardır, savaşı takip etme. Ama evet, turizmde böyle bir şey yok. Ben savaş turistiyim diyemezsiniz. Güven ister, huzur ister. Ta kafa dinleyeceksiniz. Yaşadığın stresi atacaksınız. Yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Gittiğinizde tedirgin olmamanız lazım. Evet, biz Marmaris Bodrum olarak bunu gittik, Avrupa'ya anlattık. Bakın, o Suriye sınırı, Irak sınırı bize çok uzak. Biz buyuz diyorsunuz ama operatörler bir kere politika olarak ben o riske girmem diyor. Çünkü ufacık bir şey yaşasa onun getirdiği turist çok büyük tazminatlar ödüyorlar. Belki bir yıllık karları gidiyor. Evet. Marmaris'ten kazandıkları ya da Türkiye'ye getir. Bu çok büyük bir risk. Bizim bu algıyı yıkmak için güvenliği sağlamamız evet, şart. Evet, güvenlik güçlerimiz cansiperane şehit oluyorlar. Yani daha ne yapsınlar? Evet. Yapıyorlar bunu ama politikalarımız bir kere Türkiye'nin turizm politikası, bu hükümet için demiyorum. Ben bakın 86'da Çukurova Turizmi okudum. Evet. Bitirdim, rehberlik kokartı aldım, ajanta müdürü oldum. Turizm basınında yazdığım yazılarım yayınlandı. Basında çalıştım, diplomasi muhabirliği yaptım. O yıllardan bu yana bizim sağlam bir turizm politikamız yok. Ana sorun bu. Evet. Biz turizmde ne arıyoruz bilmiyoruz. O günün şartı neyse ona uyuyoruz. İşte her şey dahil bir ara moda olmuş, öyle gidiyoruz. Alternatifini üretmekte sıkıntı çekiyoruz. Böyle bir turizm anlayışı olmaz. Bir politikanız olacak sizin. Evet. Diyeceksiniz ki ben şu 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 kitleye hitap ediyorum. Benim hedef pazarlarım bunlar, 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 bunlara yönelik de şu şu çok zor matematik problemi değil ama istikrar lazım bu çalışmada. Biz turizm okurken öncelikle insan ilişkisi olduğunu öğrendik. İnsan ilişkisi birebir de insan ilişkisi. Evet, evet, gelenlere biz iyi davranacağız ama bu aynı zamanda ülkeler arası ilişki. Ülkelerin de birbiriyle iyi olması lazım ki birbirine turist gidip gelsin. Şimdi bizim politikacılarla çatışmaya düştüğümüz bir ülkenin insanı kalkıp kendi ülkesinden bizim ülkeye gelmek istemez, tedirgin olur. Evet. Sevse de bizi, ülkemizi sevse de ya liderler arasında bir çatışma var. Bu tabii politik meseleler ister istemez jeopolitik konumumuzdan da kaynaklanan işler bunlar. Umut İnşallah, ediyoruz evet, bir turizm politikamız olur. Bana göre oturup kim turizm bakanı olursa olsun, yine diyorum bu hükümet için demiyorum, A, B, C hükümeti. Türkiye'nin turizm politikası oluşturmak için bir master plan yapılması gerekiyor. Bu adı master, ana plan diyelim buna. Ana hatlarımızı çıkarmamız gerekiyor. Bunu zaman zaman denediler ama devam etmiyor. Yürüyor. Evet. Evet efendim, dolayısıyla Marmaris Belediyesi'nin turizmi çeşitlendirilmesi yönünde çok büyük çabaları var. Muğla Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Marmaris Belediyesi'nin de bütçesi kısıtlı. Evet, %50'ye yakın. %50'ye yakın kaybettiniz. Yani bu Muğla'dan da kaynaklanan, onu söyleyeyim. Tabii ki yasadan kaynaklanan bir şey. Yasadan kaynaklanan bir şey efendim. Ufak nüans farkları var uygulanma şekline göre büyükşehirden büyükşehir ama. Evet. Ortalama bu civarda kayıplar var, %40. Evet efendim, büyükşehirden dolayı bütçe kaybınız var. Dolayısıyla dev projelerle Marmaris'e geliyorsunuz. Hükümetten veya Turizm Bakanlığından herhangi bir destek var mı? Veya sizin bir girişiminiz var mı efendim? Buna biraz değinebilir miyiz? Çok girişimimiz oldu. Acı bir örnek. Başkanımız yaşadı onu. Bale festivalimiz vardı, hatırlar mısınız? Evet. Bu yine turizmi çeşitleme, kültür sanat şehri olma. Çok evet, şükür bugün bir kültür sanat şehri olma yönünde de ciddi adımlar atıyoruz. İşte Akademi Garaj'ın varlığı şehrimizde, tiyatro oyunlarının dolu dolu oynanması, bu da yeni bir süreç. 2007 ya da 8 yılında o zamanki maksat Marmaris Kültür Sanat Derneği uluslararası yapmak istedi. O güne kadar hep ulusaldı ve biz veriyorduk. Evet. Tüm harcamaları belediye karşılıyordu. Ülkemizden bale grupları gelip gösteri yapıyordu. Çok da ilgi görüyordu. O yıllarda 2008 sanırım Turizm Bakanlığı'na destek amaçlı İspanyol bir bale grubu davet ettik. Dosya istediler. %50'sini karşılarız dediler. Genel olarak bakanlık bunu diyor. Siz bir işe giriyorsanız %50'sini siz koyun, biz yarısını koyacağız. Bugüne kadar biz alamadık. Ciddi bir destek aslında, yarı yarıya yani efendim. %50'yi de alamadık, daha aşağısını da hiç alamadık. Yani evet, normalde prensipleri o, biz yarısını vereceğiz diyorlar ama. Şimdi o bale festivalinde o dosyamız bekledi aylarca.
Uçak biletleri alınacak. Aslında Türk Hava Yolları ile bakanlığın bir talimatıyla getirilebilir o bale grubu. Evet. Maliyeti düşük bir iş. 2 hafta var. Cevap çıkmadı. O zamanki yöneticiler rica ettiler. Başkanım bir kez daha gidelim Ankara'ya. Yani sıkıştıralım, süre azaldı. Başkanımız o kadar iş yoğunluğunda kalktı gitti. O dönemin bakanlık müsteşarı gittiklerinde baktırıyor falan. Dosyanız kaybolmuş diyor. Yeni bir dosya hazırlayın. Şimdi 2 hafta kala bu nasıl telafi edersiniz? Ya. Ve o festival yapılamadı. O günden sonra da yapılamadı bu. Evet. Şimdi bu üzücü bir durum. Yani belki başka yerlerde yaşanıyordur. Ya da başka projeler de sunduk. İşte evet. Yayınlarımız diyoruz. Bunları biz gücümüz yettiğince bastırdık. Evet efendim. Bir o kadar da siz bastırın, kullanalım. Bir cevap alamıyoruz. Bu sistemin eksikliğinden kaynaklı. Yani standart bir prosedür uygulanmıyor. Evet. Bizim dışımızda da başvurup alamayan yerler çok. Maalesef. Yalnız bir güzel yasa çıkarmıştı geçtiğimiz hükümet. Turizm birlikleri kuruldu. Biliyorsunuz evet. Martap diye birliğimiz vardı. Maalesef Büyükşehir Yasası'nda bu eksikleri vardı. Düşünülmedi işte. Birlik kapandı. Çünkü evet. Belediyeler Birliği'ydi o. Yasa olarak tek belediyeye düştük. Tek belediyeyle birlik olunmaz. Kapanması gerekti. Datça'yı Köyceğiz'i rica ile üye yaptık ama para ödemediler. Evet. Diğer türlü ödemek zorundaydı bizim Armutalan, İçmeler, Bozburun. O parayla ciddi işler yapıyorduk. Bu doğru bir yasaydı. Eksiği vardı. Maalesef. O zaman biz çok da önemli bir şey önerdik. Çok ciddi rapor hazırladık. Bakanlığa birliklerin doğru olduğunu, eksiklerinin kapanması için de neler yapılabileceği. Neydi bunlardan biri? Bu Türkiye'de olmayan bir şey. Bu da çok önemli turizm merkezleri için. Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Amerika'da şehir vergisi diye bir şey var. City tax. Evet. Otele giren müşteri o şehrin altyapısına, tanıtımına, çevreyi kirletmesine bir tazminat olarak bu parayı ödüyor. %5, %6 civarında değişir. Bu işletmeciden çıkmıyor. Acenteden çıkmıyor. Onu oraya gelen müşterinin ödeyeceği paradan çıkıyor. Evet. Maliyeti azıcık bir şey artırabilir ama o paralar nerede toplanıyor? Yerel yönetimde toplanıyor. Avrupa'da işte Avrupa'nın tanıtımdaki başarısı, sırrı biraz da burada. Yerel yönetime kaynak yaratıyor. Kaynak yaratıyor. Evet. Bunda hiçbir işletmeye yükü yok. Bu önemli bir öneriydi. Biz meclis, bütçe komisyonuna ilettik, turizm komisyonuna, Sayıştay'a, Maliye Bakanlığı'na, Kültür Turizm Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na da ilettik. Oraya bağlı birlikler. Hiçbir cevap gelmedi maalesef. Ama bana göre eninde sonunda o Türkiye'de uygulanacak. O uygulandığı zaman yerel yönetimler işte işletmelerin istediği maddi destekleri sağlayabilecek. Şu anda bize çok talep geliyor otelcilerimizden, acentecilerimizden. Maalesef istediğimiz boyutta bütçeler ayıramıyoruz. Çünkü zaten biz bütçemiz ayakta kısıtlı. Kalıp altyapı hizmeti, üst yapı hizmeti vermek için çabalıyoruz o parayla. Daha ötesini yapamıyoruz maalesef. Evet, dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarınız da Marmaris Belediyesi'ni takdire şayan bu bütçeyle güzel işler yapıyorsunuz. Bu gerçekten başkanımızın, mali işler müdürümüzün bütçeyi çok iyi kontrol etmesi sayesinde oluyor. Gerçekten her kuruşu çok dikkatli harcıyoruz belediyemizde. Evet. Yönetim de buna alıştı. Birim müdürlerimiz de alıştı. Çok tutumlu davranıyoruz. Bakın bu bisiklet belediyenin bisikleti. Benim şahsi değil. Evet. Ama şu anda resmi kuruma ait bir araç. Evet. Bu benim belediyede tek başıma kullandığım da değil. Bunun üstüne TC Marmaris Belediyesi resmi araçtır diye yazdıracağız yakında. Evet. Bunu işte ofisten Turan arkadaşımız kullanır. Başkan yardımcımız kullanır. Kimin ihtiyacı varsa o kullanır. Çünkü hepimiz aynı anda dışarı çıkmıyoruz. Tutumlu davranıyoruz. Bu bizim için önemli. Başka türlü yürütemeyiz. Evet. Zaten hizmet farkından diğer ilçe belediyelerini halkımız takip ederse ortaya konulan hizmet farklılığını göreceklerdir. Evet. Efendim dolayısıyla ben turizmden sonra şimdi Marmaris Belediyesi'nin projelerine geleceğim. Evet. Akıcı bir program gerçekleşiyor. Siz maşallah bize söz bırakmıyorsunuz. Bütün projeleri bizden önce açıklıyorsunuz. Ben geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen İçmener bölgesindeki Bilim ve Eğitim Parkı gerçekten Eskişehir'deki parkın bir minyatürü. Doğru. Ve çok da güzel oldu. Doğru. Açılış da güzel oldu. Biraz Bilim ve Eğitim Parkı'ndan bahsetmenizi isteyeceğim efendim. Tabii. Bu konunun mimarı da Başkan Yardımcımız İsmet Bey'dir. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ekipleriyle. Atatürk Parkı İçmeler'de atıl durumdaydı. Evet. Buna da
2014'ten bu yana düşünülüyordu. Başkanımızın da gönlünde ne vardı? Bir tema park çocuklar için olmalı Marmaris'te. Daha önce girişimlerimiz oldu, olmadı evet. Maalesef. Burası en azından belli bir eğitim, bilim amaçlı kullanmaya uygun bir park dedik. Ve çok güzel bir çalışma yürütüldü. Yakından takip ettiniz. Evet. Ve açılışına ilgi çok yoğun oldu. Ben inanamadım, hiç o kadar beklemiyordum. Şu anda da gruplar halinde öğrenciler ziyaret ediyor. Şehir dışından da gelenler var. Bizim trafik parkını biliyorsunuz, o da evet. temalı bir park. Oraya da şehir dışından gelen öğrenciler, öğrenci grupları oluyor. Buraya da işte, bu da bir tür turizm. Ama daha öncesi bizim kendi çocuklarımıza verilen en büyük armağan bence. Evet. Oraya gidip de şimdi ben bu yaşıma kadar ayı teleskopla görmedim. Ama benden önce çocuklarımız gördü. Biz de inşallah İsmet Bey bizi götürse gidip göreceğiz. Orada teleskop da çok farklı bir teleskop. Var. Uranüs'ü bile görmüşler. Evet. Yani düşün, bir tek ay değil. Jüpiter, affedersiniz. Bunu büyüklere de yapmalarını rica ediyorum ben Park Bahçeler Müdürlüğümüzden, İsmet Bey'den. Yalnızca çocuklar değil, büyükler bizim gibi bugüne kadar yaşamamış olan da yaşasın. Evet. Öyle bir alet var ki benim çok hoşuma gitti, bırakamadım. Mikroskopu biliyorsunuz. Evet. Nasıldır? Klasik işte, bakarsınız. Orada görünmeyen canlıları görürsünüz. Evet, tek tek geçersiniz. O anlatır öğretmen, görüyor musun şunu falan. Şimdi o aşılmış. Yeni nesil mikroskopu gördük. O da var. Evet. Bir kalem şeklinde kamera. Ucu çok hassas optik kamera. Bir de ekran var önünüzde. Yaprağı koyuyorsunuz, üstünde gezindirin. Yaprağın hücre yapısını görüyorsunuz. Kafanıza tutun, şu kafanızdaki saç telinin hücre yapısını görüyorsunuz. Ekranda herkes de görüyor. Evet. Yani özellikle öğrencilerim ve çocuklarım görmesi. Öğretmen çok daha rahat orada anlatıyor. Keşke her okula böyle hediye edilse bunlar da, çocuklarımız okullarında öğrense, ama olmayanlar için tabii ki yok okullarımızda. İşte Bilim Parkı bir okul aslında. Evet. Adına park dedik ama doğal bir okul orası. Evet, orada çocuklar onun da her şeyi keyfini çıkarıyorlar. Evet. Ben çok o bakımdan da yapanlara, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yönetimimizin büyük bir başarısıdır o. İçmelere evet. de çok değer katan. Evet, içmeler deyince oraya proje dediniz evet. ya. Açıklamak lazım mı, ne yapalım bilmiyorum ama çok özel bir proje var içmeler için. Çok çaba harcıyoruz. Açıklarsanız buradan hem bizim programımızdan bir ilk açıklamış olacaksınız. Hem de bunu diğer yine önce. Turizm merkezlerinden farklılık göstermek için üzerinde çalışıyoruz. Buradaki tiyatro sanatçılarımız, Ankara'dan gelip yerleşen Sayın Cengiz Sezgin, evet. Hakan Salınmış, onların da çok büyük desteği var. Biliyorsunuz orada İçmeler Belediyesi'nin bir binası var. Evet. Şu anda boşlutuyoruz. Zabıta ekiplerimiz duruyor kısmen. Ama tamamı boş. Şimdi orayı biz saklıyoruz. Neye saklıyoruz? Bakın Vural Bey. Evet. Marmaris'e biraz önce dedim ya, kültür sanatta adımlar atmaya başladık. Halkımıza güzel geldi bu duygu. Evet. İçmeler'de biz Türkiye'de olmayan bir akademi oluşturmak istiyoruz. Bu akademi belediye konservatuarı gibi bir şey değil. Var bir, Muğla Büyükşehir'de belediye konservatuarı yaptı. Evet. Orada eğitim almak isteyen gidiyor alıyor, tamam. Ama başka bir şehirlerde de var, Antalya, Mersin gibi. Biz onu yapmayacağız. Biz Avrupa'nın, dünyanın önemli sanatçılarının, bunu kategorize etmeye çalışıyoruz. Her branşta yapamayız da, sahne sanatları yani tiyatro, sinema, görsel sanatlar üzerine, sahne sanatları diyelim, sanatçılarını kısa dönemli ders vermek üzere bir hafta, üç gün oraya getirmeye çalışacağız. Ama bunu biz kendimiz değil, bunu uzman, bu işte uzman profesyonel bir ekibe yaptırmaya çalışıyoruz. Ülke içinden ve ülke dışından görüştüğümüz yerler var bu işi üstlenebilecek. Evet. Ve o kişinin geleceğini duyan konser, tiyatro öğrencileri diyelim, ya da yeni dizi oyuncusu olmaya meraklılar veya dizilerde oynayanlar gelecek, oyunculuk ders veya yönetmenlik ders evet. alacaklar. Bu belki yanına bir de müzik eklenebilir. Bu da ne demek? Örneğin Berlin Filarmoni'nin şefini davet edeceğiz. Üç günlüğüne master class ders deniyor bunlara. Atölye çalışması da diyebiliriz ama üst düzey atölye çalışması. Bu bilmeyen öğretme değil. Evet. Bilenin. Hobi için gelene de evet. öğretme değil. O işi yapana.
Berlin Filarmoni şefi gelecek, Türkiye'deki yeni mezun şeflere, şef adaylarına, o işi yapan ama o şefi gidip izlememiş, dinlememiş olana bu eğitimi verecek. 3 gün işin teknik yönlerini anlatacak, sonra birlikte müthiş bir konser verecekler. Dolayısıyla dünyadan birçok ünlü sanatçı da, yani veya öğrenci de içinden verelim önce, daha net anlaşılır. Örneğin Kenan İmirzalıoğlu zaten bölgemize de gelip gidiyor. Evet, sık geliyor. Bunu biz çağırsak gelmez. O yüzden diyorum ya, bu işe direkt sektörün içinden bir firmanın girmesi lazım. Kenan İmirzalıoğlu'nu firma getirecek. Kenan İmirzalıoğlu'ndan oyunculuk dersi almak isteyen ilgili meraklı kitle tabii ki ücret ödeyecek. Bu profesyonel bir iş, diğer türlü yürümez. Evet. Ücretini ödeyecek. İçmelerde de konaklaması 3 günlük paketin içinde olacak oradaki otellerden. 3 gün boyunca İçmeler Belediye binasına gidip ders alacak o sanatçıdan. Onu yakından tanıyacak, oyunculuk özelliklerini anlayacak, öğrenecek. Veya bir yönetmen, işte Yüksel Aksu, o da bölgemizin yönetmeni. Gel, evet. Yüksel Hoca buyurun diyeceğiz. Bir haftalık bize yönetmenlik, bu işe meraklı, üniversitelerde bunun eğitimini alanlar. Oralarda tanıtımı yapılacak tabii. Bunun yıllık bir programın çıkması lazım. Böyle bu hafta düşündük, haftaya getirelim değil. Bunun da aynı bisiklet yolları gibi 5-6 yıl belki düşüneceğiz bu işi. Evet, sonra geçeceğiz. Kültür Sanat Merkezi'nde Cengiz Hocamız var. Cengiz Hoca bu işin işte gönüllüsü diyelim ya. Yani evet. Hocayı biz Ankara'dan buraya kazandırdık ya. O büyük bir iş. Evet. Onun varlığı bize de güç veriyor ama istiyoruz ki onun açtığı bu kapıdan İşte bir sürü genç oyuncu adayı gelsin, şehrimizi hem tanısın hem burayı kültür sanat şehri olarak öğrensin. İçmelere, başta içmelere ama Marmaris'e özellik açacak. Türkiye'de bir ilk bu. Bir turizm merkezinin kültür sanat üzerinden dönüşümünü biz, evet, belki dünyaya tez olarak ileride öğretilecek. Marmaris örneği gösterecek. Evet. Bunun için ciddi çalışıyoruz. Yani sizin aracılığınızla bunu duyurmuş olduk. Niye duyurmuyoruz? Hani bu benim kişisel şeyim. Evet. Düşüncem yapılabilir. Bunu Çeşme'de yapabilir. Bodrum'da. Gerçekten. Fethiye'de. Hani duyup yaparlar diye çekiniyorum. Biz yapalım bunu. Bizden tabii çok önce büyük zahmet yapmasın ve emekler var bu ama işte. Ama kolay da değil işte yapmak. Bu biraz da özel, bunu yapan Bodrum'da bir kültür merkezi var. Ama çok küçük çaplı. Biz daha kitlesel olarak çekmeyi, evet, istiyoruz ve yılın farklı aylarında. Belki önce yaz akademisi olarak başlatacağız bunu. Temmuz, Ağustos aylarında. Ya, sanat akademisi işte. Bakalım, onu bu sene bir sonuca vardıramayız ama önümüzdeki seneye bir işte, evet, umutluyuz. Biz kültür sanat adına, gerçek turizm adına da gerçekten dev bir adım olarak ben nitelendiriyorum. Dolayısıyla bölgeye, sanat camiasının da bir ilgisi var. Var, farkındasınız. Evet, bu Ata anlamda, Demirer bu ara buralarda. Evet, yani o anlamda da çok büyük bu katkı sağlayacağını. Bu bildiğimiz Vural Bey, daha bilinmeyen, halkımızın bilmediği, yıllar önce hatırlar mısınız? Yani sanat camiası demişken bu farklı bir isim. Evet. Koy içinde bir yat demirliyor. Kimse bilmiyor içinde kim olduğunu. 3 gün sonra içmelerde köylü pazarına gitmek için Martı Otel'in içinden geçerken oranın fotoğrafçısı bakıyor ki benzetiyor, bu Microsoft'un patronu Bill Gates. Evet. O siz zaman var mıydınız? Bir tekne kiraladık, gittik basını götürdük. Show TV'nin muhabiriydim ben o zaman. Levent Kişi, Anadolu Ajansı muhabiri şimdiki Ankara'da. Orada tek, kendisi basına teknemizi ben hazırladım. Ama belliydi. Etrafında koruma tekneleri var. Ve basını görünce helikopterine bindi. Kaçtı o an, hatırlarsanız. Evet. Efes yönüne doğru gitti. Sonra Bozburun'a gitti. Şimdi Bill Gates, Roman Abramovich. Bunlar dünyanın en zengin adamları. Bunlar Abramovich belki farkında değiliz. Gelip gidiyorlar da Marmaris öyle bir yer. Vitrine çıkmak isteyen Bodrum'a gider. Bizim kendi aramızdaki sohbetlerden söylüyorum. Sanatçılar niye Bodrum'da magazin falan deniliyor ya. Evet. Orada ekranda görünmek isteyen gidiyor orada. Plajlarda, iskellerde kendini gösteriyor. Burada gerçek tatil yapmak isteyen buraya geliyor ya. Para bırakıyor Marmaris'e. İşte Bozburun Selimiye Sırrı orada, Söğüt şimdi çok biraz revaçlı. Popüler hale gelmeye başladı. Orhaniye. Kızkum'u var biliyorsunuz. Kızkum'un da orada, evet. Orhaniye'nin içine yerleşiyorlar. Marmaris için ev alan, evet, benim en son duydum. Halil Sezai'yi bel dibinde ev aldığını duydum. Olgun Şimşek'in Marmaris'e yerleşeceğini öğrendik. Kimin? Olgun Şimşek, evet, Selimiye'de, evet, istiyor. Arsası var ama da evini yapmadı. Evet. Yılmaz Erdoğan çok yakınımızda. Bir film projesi var Kenan İmirzalıoğlu'nda ikisinin. Var, evet, evet. Kenan İmirzalıoğlu'nun projesi var. O sanırım yaz aylarında burada gerçekleşecek, sinema filmi. Ama onun öncesinde bir dizi geliyor işte bu ay içinde. Evet. Kalp Atışı. Onun ekibine yardımcı oluyoruz.
arka arkaya geliyor. Biz her yönden bakın, bir tek yönden de belediye ekibimiz, yani küçük bir ekip ama enerjimiz çok. Evet. Bu ancak yönetimin verdiği motivasyon, alt kadroların buna uyumlu olması can gerçekten fedakarlık. Şimdi burada arkadaşlarım var, akşam vakti buradalar, evlerinde oturabilirlerdi. Hafta sonu bir gençlik festivali yapıyoruz. Örnek. Evet, çalışmalar var bu küçük yönde. Küçük çaplı ama örneğini yapacağız. İnşallah sonbahara daha büyük bir gençlik festivali, kent konseyi gençlerimizle. Bu arkadaşlarımız, işte halkla ilişkilerde çalışan kaç kişiyiz biz? 7-8 kişi, evet. Bu işi gece yürütüyor. Tüm hafta bu saydıklarımı, evet. Özellikle bakın, tüm bu saydığım etkinliklerde bu 7-8 kişilik kadro. Evet. Bu efendim, az bir şey değil. Bu bir tek de etkinlikle ilişimiz. Belediye gelen gidenlerle ilgileneceksiniz. İşte ruhsat derdi olan size geliyor. Komşusuyla tartışan, eşiyle o kadar çok bir yelpaze var ki karşımıza çıkan. Evet. Dolayısıyla efendim ben projelerin açıklanmaması konusundaki kaygılarınızı da anlayışla karşılıyorum. Marmaris çok duyurmayalım onu. Marmaris içinde kalsın. Marmaris Belediyesi'nin projeleri hem yurt içinde yurt dışında örnek alınıyor. Evet. Bunları daha önce basına da yansımıştı. Evet. Bu anlamdaki kaygılarınızı da anlayışla karşılıyorum ben. Programın artık sonuna geldik ama Burunucu mevkiindeki otoboyat parkına çok kısa değineceğiz. Değinelim. Arkasından küçük bir imar yapısıyla ilgili bir açıklama alacağım. Tabii. Ondan sonra da izninizle programı kapatacağım. Tabii. Buyurun. Şimdi Burunucu yine aynı ekibin, yani Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner ve Park Bahçeler ekibinin çalışmasıyla gidiyor. Dışarıdan ekip kullanmıyoruz orada kısmen, evet. Belki ama tüm proje belediye ekiplerimiz artık uzmanlaştılar. Yani şu an bir belediye gelip desek ki bize şu hizmet alımıyla şu işi yapın, bizim ekip gider bir başka belediyede o işi yapar. Evet. Dışarıdan profesyonel aramazlar. O kadar iyi bir ekip var. Her ama birimde, imarda öyle, fen işlerinde, evet. Özellikle fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri çok ciddi emek harcıyorlar. Evet. Burunucu müthiş bir alan. Günlüceğin aslında bir başlangıç noktası orası. Geçmişte belki de ağaçlar vardı bizim olmadığımız dönemlerde. Ama sonra uzunca bir süre. Biz alt buraya geldikten sonra evet. Ve tekne çekek yeri, tinerciler, evet. yangın çıkar, tekneler yanar, o boya atıkları oradan denize akar, hiçbir kontrol yoktu. Evet. Çok zor uğraşlarla başkanımız orayı kazandırdı. Uzunca bir sürede bekledik, para, bütçe meselesi. Evet. Bu yıl onu da yapalım dedi başkanımız ve ekipler çalışıyor. Orası müthiş bir alan. Evet, şu anda geçen görüyoruz çalışmaları. Hatırlarsanız İtalya'dan Paolo Terenzi, ona değinemedik bile ama o, evet. O da apayrı bir tanıtım çalışması, evet. Markalaşma çalışması bizim açımızdan. Günlüce'ye götürdük, Selimiye'ye de götürdük, Bayıra'da ama dedi ki ben Günlüce'de bambaşka bir enerji aldım. Buranın hava akımı olabilir, ağacın verdiği terapi yapıyor sığla ağaçları, evet. Onun etkisi olabilir. Burada büyülendim ben dedi. İşte öyle değerli bir alan o bölge, sahil güvenlikten itibaren. Çok iyi korumamız lazım. Milli Parklar sağ olsun orayı artık koruma altında tutuyor. Evet. Günlüce'yi çok güzel bir tabiat parkı olacak orası. Gelişi güzel kullandırtmıyor. Biz de Burunucu'nu halkın kullanması için yapıyoruz tabii ki. Hafta sonu gazetesini, kitabını alan, belki gelip kahvaltı yapacak orada, sanırım bir küçük kafeteryamız da olacak kahvaltı servisi veren. Denize girebilecek, bisiklet yolu var. Bisikleti öğrenen çocuklar, evet. için dağ bisikleti parkuru. Bir de sürpriz var. Onu açıklamayalım ya. Onu. Peki. Açılıştan sonra, açılışta görsün vatandaşlarımız. Türkiye'de unutulan bir işi gerçekleştireceğiz orada. O da sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Evet efendim, ben çok kısa da İmar. İmar ama onun öncesinde Marmaris'in çevresinde özellikle mahallelerde yol çalışmaları var. Evet. Gerçekten çok farklı bir çehre kazanıyor Marmaris. Çok kısa buna değerlendirmenizi evet. isteyeceğim. Ondan sonra orada da İmar. Orada da fen işleri biliyorsunuz 24 saat neredeyse çalışan ekipler var. Köylerimiz kırsal bölgelere de Dursun Bey çok emek harcar. Evet. Dursun Kaplan başkan yıllardan beri de bölgenin en büyük köylünün her şeyini bilir. Yani oradaki ne isterlerse koşar, hiç eksik bırakmaz. Biz o da bize moral veriyor. Çünkü biz yetişemeyiz. Biz gitsek bir gitmede, iki gitmede o sorunu anlayamayız ama Dursun Bey o işin uzmanı, evet. ve yönlendiriyor ekiplerimiz. Başkanımız kendisi de bizzat yol müteahhit gibi diyorum ben Sayın Ali Acar'a. Evet, o konuda hani, uzmandır başkanım. Uzman, yani gidiyor santimine kadar yolun yüksekliğini, kot farkını hesaplıyor, yanlış varsa düzelttiriyor. Bu bakımdan biz şanslıyız. O zaman da güzel işler çıkıyor ortaya. Tabii ki elimizdeki araç gereç sayısıyla bağlantılı. İhaleyle yaptığımız bütçeli işler var. Onların şeyi önemli. O evet. yılın bütçesi önemli. Ha bir de yol deyince
küsüyor bizim vatandaşımız. Ya oraya yaptınız, bizim burayı görmüyor musunuz? Tabii diyor. Selimiye Paris Selimiye iyi, burası Paris, Turunç Paris diyor. Siz buraya uğramayın diyor. Biraz sitem gel. Anlayışla evet. karşılıyoruz. Çünkü orada gördüğün hemen orada doğsun istiyor. Şimdi bunu yapabilmeniz için müthiş bir gücünüz olacak. Evet. Yani tüm bölgeye tepeden inen ekipler tık 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 her yer, bu zaman alacak. Şöyle düşünürler, şehir içindeki bisiklet yolları da yol yenileme çalışmalarında da aynı şey sokaklardan geliyor. Evet. Bunun bir teknik nedeni de var. Şimdi biz yıllar önce ne olurdu? Belediye yolu yapar, sonra TEDAŞ gelir ayrı kazar, kanalizasyoncular ayrı, telekom ayrı, her yıl kazılır. Evet, kazılır. Biz bunu istemiyoruz. Bu ülkeye zarar, bütçe, evet. ekonomiye zarar. Biz onun yerine eziyet de etmek istemiyoruz vatandaşa. Tüm kurumları birleştiriyoruz. O yılın planını birlikte yapıp hangi yol varsa AİDEM, biz daha çok tabii onlara bağlı kalmak zorunda kalıyoruz. Evet. AİDEM'e, Telekom'a, özel işletmeler. Yani altyapının onlar değişmesi. Evet, onlar bizi de anlayışla karşılıyorlar ama mümkün olduğunca orta noktada buluşup yollara öyle giriyoruz. O yüzden vatandaşımız bizi yanlış anlamasın. Oraya yapıyoruz da diğer taraflar bilinmiyor, unutulmuş değil. Bunu sizin aracılığınızla vurgulayalım, anlatalım. İşin sırrı burada yani. Bundan dolayı oluyor. Köylerimizde de tabii ki acil olan yerler yapılıyor öncelikle. Adım adım yayılacak tüm köylerimizi biz inşallah parke, yollarla kışın rahat ettireceğiz. Evet efendim, kısa imar planları biliyorsunuz yıllardan beri bölgenin en büyük sorunu. Doğru. Bu kısa da imar planlarıyla ilgili çalışmalara değinelim, ondan sonra da son sözünüzü alalım. Evet, ben bu konu uzmanı değilim. Belki de en uzak olduğum evet. konu imar konusudur benim belediyede ama bildiğim kadarıyla evet 1/5000'likler ki önemli bir gelişme. Bu da rağbeti arttıracak köylere. Bunu duyanlar evet. aramaya başladı bizi. Bunlar yayınlandı, çıkmış bu planlar diye. Ben bile bilmiyorum henüz. Evet. Dün telefon geldi de öyle öğrendim. Bunlar tabii bir tek bizim elimizde, zaten bizim elimizde değil. Bu işin evet. önemli bölümü Büyükşehir ve Çevre Şehircilik Bakanı'nın elinde. Gönlümüz çok istiyor. Bakın Marmaris'in de bir imar revizyon planı bekliyor. Kültür Turizm Bakanı da 5 yıldır birçok soruna, yani benim bildiğim o çatı sorunları falan dahil hepsine çözüm getirecek bir planımız bekliyor. Onaylanmadı. Evet. Onların elinde, çünkü turizm alanlarında onay makamı Turizm Bakanlığı. Başkanın yönetimi burada biz şöyle yapacağız demesiyle olmuyor iş. Evet. İlla ki oranın onayı gerekiyor. Köylerde çoğu ÖÇK sit alanı biliyorsunuz. Orada daha da zor bir durum var. Evet. Ama çalışmalar sürüyor ve sanırım sona yaklaşıldı ki çevreden halkın böyle ilgisi var. Köylere yerleşme, arsa alma gibi. Ama biz istiyoruz ki talan edilmesin tabii. Çıkacak planlar doğal yapıya uygun planlar olsun. Aşırı yapılaşma değil, insanlara ihtiyacı kadar yapılaşma imkanı sağlansın. Evet. Taş evler olsun olabiliyorsa. Ahşap evler. Neyse, bunun uzmanları var tabii. Evet, umarız önümüzdeki evet. günlerde bu sorun da çözülüp vatandaşın sorunu çözülmüş olacak. İnşallah. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Ben son sözlerinizi alacağım. Ondan sonra da programı kapatacağım. Evet. Ben yine bisikletle başladık. Onunla bitireyim. Bu bizim yeni yaşam tarzımız. Evet. Bunda kızanlar olabilir. Böyle plan olmaz diyen olabilir. Zaman gösterecek. Zaman kanıtlayacak. Gençlik meydanımız için de benzer şeyler o zaman çok söylendi. Şimdi evet. bu meydanı örnek alan belediyeler var. Geliyorlar, planları bizden alıyorlar. İlk önce Aydın Belediyesi geldi, Büyükşehir aldı ve yaptı sanırım bir örneğini. Neredeyse bayılıyor insanlar. Çok basit bir şey, zor değil ama bugüne kadar Türkiye'de bu yapılmamış. Evet. Bak, ve çok ilgisini çekiyor. Çok ilgi. Bizim artık insanların. TripAdvisor'a girin, orada İlk görülmesi gereken yer olarak meydanı söylüyor turistler. Evet. Ve binlerce fotoğraf paylaşıyorlar o gösteren. İşte o zaman da çok eleştiri almıştık. Niye yeşil alan değil? Yeşil alanlarımız var. 3 katına çıkardı belediyemiz. 2004'ten evet, bu yana özellikle. Çok arttırdık. Ama meydan dediğiniz yerde ben göstereyim, İtalya'da, Almanya'da meydan bir tane yeşil ot yoktur. Adı meydan çünkü. Orada. Örnekleri var Avrupa'da. Evet. Evet. Meydanda yeşillik olursa meydan olmaz, park olur orası. Bizim ne yapıyoruz orada? İşte yılbaşında, bayramlarda insanlar toplanıyor, birbiriyle temas kuruyor. Evet. Meydanlar her şehirde olması gereken yerler. Toplumları karıştırmıyor. Farklıdır bu. Evet. Farklı karıştır. Aynı onun gibi bisiklet konusunda da inancımız büyük. 19 Mayıs'ta saat 5'te sağlıklı yaşam bisiklet yolunun açılışına
tüm halkımızı bekliyoruz. Güzel sürprizlerimiz var. Coşturacağız onları. Evet. Güzel vakit geçirecekler ama yalnızca kendileri gelmesin. Biz arkadaşlarınızı da çağırın diyoruz ama otomobille gelmesinler Marmaris'e. Şimdi bunun da çalışmasını yapacağız. Bize soruyorlar ya bayramda ne olacak? Ana baba günü olacak. Nereye park edecek bu insanlar? Biz bunu kamuoyuna duyuracağız. Gerekirse reklam vereceğiz ulusal gazetelere. Marmaris'e gelin ama bisikletli gelin. Evet. Buyursunlar yoksa biz yani bulursak bedava veririz. Bulamazsak az bir rakamla kiralarlar. Ya da evlerinden getirirler. Bunu teşvik etmek için İstanbul'dan özel hava yollarıyla da görüşeceğiz. İstanbulluların bisikletini bir süre ücretsiz taşır mısınız diye. Biraz zor bir iş ama parasız onlar hiçbir şey yapmıyor. Evet. O bir teşvik edici olabilir. Son mesajım bu olsun. Herkese sabırla dinlediler. Ve yanlış anlaşılmalar varsa bize her an internet üzerinden ulaşıp sorabilirler. Doğrusunu anlatırız. Umut ediyorum Marmaris önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye standartlarının çok üzerinde. Yani Türk ülkemiz için kötülemeyelim ülkemizi. Daha güzel şehirlerimiz var. Ama Avrupa standartlarında çok üzerinde bir yer olacak. Şimdi yayını bitirmeden önce de ben şimdi bugün öğrendik ki evet. Sizin emekçi kardeşimizsiniz. Basına yıllardır burada biliyoruz. Doğum gününüzmüş. Yani bu benim için de güzel bir an oldu. Hiç yapmadığımız bir şey. Size bir canlı yayında canlı bir pasta yedirelim. Vallahi doğum günü pastanızı keselim. Oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, çok onun için seyircilerimiz beni. Birkaç dakika daha bizi izlerse bu ana şahit olsunlar. Evet. Şunları alalım. Evet, canlı yayında da ilk defa bir kutlama gerçekleştirmiş olacağız. Evet. Çok teşekkür ederim ben. Vural kardeşimiz size bakın mesajımızı da doğru yazdılarsa üstüne. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle koyalım. Ben de bunu. Evet, bu buraya... salonda bulunan arkadaşlara okuyayım. Kalemin güçlü, ömrün uzun olsun Ural kardeşim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için sürpriz oldu. Bugün benim için sürpriz yapılan 3. pasta. Sabah iş yerimde yapıldı. Yarın bol bol bisiklete bineceksiniz. Evet, kesinlikle ben eşimle beraber hemen bir bisiklet alıp bir an önce bisiklet yolunda gezineceğim. Ben gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Özellikle bu sürprizi canlı yayında yapmanız benim için çok farklı bir sağ şey oldu. Sağ olun arkadaşlarımız düşündüler. O zaman ben müsaadenizle üfleyeyim. Buyurun. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet. Programımızın da sonuna geldik. Bu sürpriz kutlamadan sonra çok yoğunsunuz. Zaman ayırdınız bize. Konuk oldunuz programımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Marmaris Belediyesi'nin çalışmalarına, özellikle sizin çalışmalarınıza gerçekten hem takdir ediyoruz hem destek için her zaman NetOnline TV ekibi olarak ve ben gazeteci Vural Efecik olarak destek sözü veriyorum. Gerçekten çok büyük bir zoru başarıyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. İnşallah bundan sonra aslında çok şeyi anlatamadık. Evet. Ortada çok şey var i̇nşallah ama programımızın sonra. Zamanımız tabii. Kısıtlı. Sosyal medya üzerinden canlı yayınımıza da birçok destek geldi Sedat Bey çok ama güzel. Programımızın zaman olmadığı için onları İşin okuyamayacağız. İşin kahramanı sizsiniz. Bu televizyonu Facebook'taki işte anons ettiniz. İlk canlı yayın evet. Facebook üzerinden televizyonu. Bunu yapmak kolay değil. 2 kişilik bir ekipsiniz. Evet. Müthiş bir iş bu. Biz belediyeyiz. Çok çalışanımız var elimizden geldi. Siz 2 kişiyle herkesin derdine çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Bilgi vermeye çalışıyorsunuz. Bu takdire şayan. Başarılarınızın artarak devamını diliyoruz. Objektif bakış açısıyla her zaman efendim biz Marmaris'in hizmetinde olacağız. Ben çok teşekkür ederim tekrar programa katıldığınız için. Nice yıllar. Evet sevgili seyirciler, Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirti bugün konuk ettik Objektif Bakış programında. Sorularımızı samimiyetle yanıtladı. Marmaris Belediyesi'nin projeleri ve çalışmalarına değindik. Bir başka Objektif Bakış programında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.